estetik yaptırmasını nasıl buluyorsunuz? Sizce doğal biriyle estetik yaptırmış birinin fotoğrafını çekmek arasında fark var mı? Estetik yaptırtmış bir adam. Evet. Ulan hiç hayatımda çekmedim öyle. Belki çektim de farkında bu değil. Bridget Bardot'lar falan belki yaptırmıştır Ha, yani zamanında. botoks yaptı. Ne, yoktu O o zaman zaman. Yoktu, botoks yoktu yoktu ama. be. Yine Tamer Sağ diyor ki insanın fotojeniği nasıl olur diyor. Fotojenik diye bir şeye inanır mısınız? Bazı insanlar kamerada gerçekten iyi çıkar mı? Ya bir o fotoğrafçıya bakıyor biliyor musun aslında? Vallahi bazıları ne kadar donuk. Mesela benim hayatımda donukça olarak çektiğim tek adam. Ben çok zorluk ve en çok da mühim herif. Aram Khachaturian mesela. Rusya'da, Moskova'da resim çekiyor. Bela geldi orada başımda. Diyor. Herif 28. katta oturuyor. Şimdi adamın resmini çekeceğim. Bir türlü duramıyor. 1930 modeli poz veriyor. Falan. Anladın mı? Ben? Allah'ım nasıl çekeceğim ben bunun resmini falan. Gayet zor yani filan. En sonunda dedim ki piyano çalsana. Piyano çalacak. Yüz ifadeleri değişir belki müzeye de alabilir. Biraz çaldırdım. Birkaç tane çektim. Fakat çekerken ışık kullanmak lazım. Bir prize soktum Rusya'da. 28. katta müzisyenler sitesi. Anladın mı? Bir prize soktum abi. Bütün site kontak yaptık. Gel gelmiyor. İçeride 6 tane tiyatro var, yok bilmem ne var, hepsi stop. Demek ki Sovyet Rusya'yı yok etmek için bir priz soksan yetiyor ya. Ne bileyim Aram Khachaturian'la yanına işte orada öyle resim çektik. Sonradan inemiyorsun da 20 diye. Asansör olmayan bir yerde. Olan bir yerde 28. katta kalırsan felakettir. Çünkü 28 kat inemezsin abi. Değil Çok mi? zordur. Çok zordur abi. Ne kadar beklediniz? 3 saat falan bekledik. Evet. Şimdi acıktık, su içeceğiz. Işık da yok, yakamıyorsun. Kibritle bakıyoruz, buzdolabından bir şey alıyoruz falan. Anladın mı? Su içiyoruz. Yani fotoğrafı çekendedir maharet diyorsunuz. Fotojenik diye bir şeylik yoktur diyorsunuz. Evet. Zaten zannediyorum öyledir ya. Yeni kuşak fotoğrafçılardan Mehmet Turgut. Tanır mısınız? Babası da fotoğrafçıymış. Onun size bir sorusu var. Ver Ona bakalım. Göster Mehmet Turgut ne soruyor? Bana Ara Güler'i hiç kıskandın mı diye sorduklarında onlara verdiğim cevap Viyana'da, Viyana sokaklarında gezerken gördüğüm bir Picasso portresi oluyordu. Onu gördüğümde gerçekten çok kıskanmıştım Ara Güler'i. Picasso'da bildiğimiz gibi Modigliani'yi çok kıskanırmış. Peki Ara Güler kimi kıskanıyor? Onu çok merak ediyorum. Ara Güler bir sanat olarak var mı? Ya şu fotoğrafçı da çok iyi dediğiniz, hani şöyle bir hafif de kıskançlıkla baktığınız. Benim? Evet. Ben kimseyi kıskanmam ve umurumda değil. Bir başka izleyici sorusu. Gülşah Yıldırım Biçer, şu anda Türkiye'de sizi en çok ne üzüyor diye soruyor. Var mı üzen bir şey? Politika veya spor. Futbolla ilgileniyor musunuz mesela? Hiç. Politika? O nedir o? Benim gibi birileri daha var bu ülkede. O da sevindirici. Nursi Macan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu fotoğrafını çekmek isterdiniz? Neden diye soruyor. İkisini de çekmem. Neden? Kurtulurum. Neden? Ya neye çekeyim ya? O benim resmimi çeksin. Politikacılar çok geliyorlar mı seçim döneminde falan size böyle? Seçim zamanında, öncesinde. Çekiyor Eskiden gelirlerdi canım. Çeker miydiniz? Çekerdim. Gene de çekerim. Gene gelsin dediğime bakma yani. Ama hani uğraşmak istemiyorum böyle şeyler. Politikacı fotoğrafı, portresi. Yine bir başka soru. Diyor ki bir izleyicimiz, hayatın film şeridi gibi gözümün önünden diye bir söz vardır. Siz hayatınıza şöyle bir baksanız, en net şeritler hangileri, pişmanlıklarınız var mı? Özge Erman sormuş. Hayatınızın en renkli dönemi ne zamandı Ara Bey sizce? Hayatın? En renkli dönemi. Vallahi hiç düşünmedim. Her an renklidir benim hayatım. Her an. Hala aynen renkli devam ediyor. Tabii. Nasıl geçiyor bir gününüz şu günlerde?
Şu anda mesela seninle röportaj yapıyorum. Tamam ama diyelim benimle röportaj yapmıyorsunuz. Mesela erken mi kalkarsınız? Böyle bir şeyiniz Hayır, var. Hayır kalkmam. Uykucu musunuz? Uykucuyum abi. Uyurum diyorsunuz. Uyurum. Sonra? Ama son zamanlarda öyle oldum. Günler nasıl geçiyor yani? Ne yapıyorsunuz son zamanlarda? Ya her seferinde bir şey var ya, bir şey var. Her gün fotoğraf çekiyor musunuz yoğun olarak? Tabii çekiyorum ya. Lazım olsa çekerim, durup dururken ne çekeyim? Neriman Bekir diyor ki, birçok kişi sizin huysuz biri olduğunuzu söylüyor. Huysuz olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Siz nasıl birisiniz? Halbuki değilim. Halbuki değilsiniz. Evet, şimdi sen de bende huysuzluk gördün Hiç mi? Ben öyle görmedim vallahi. Kaç defar da tanıyorsun beni, ilgilenip tanımıyorsun. Kaç senedir tanıyorsun. Tam tersi, çok şeker bir insan. Evet, herkes aynı. Ama dobra olmayı insanlar huysuzluk olarak alıyorlar. Anladım. Öyle diyorsun. Güceniyor falan. Huysuzluk. Neslihan Sicim diyor ki, foto muhabirlik yaptığınız dönemde hiç çalıştığınız kurum tarafından fotoğraflarınızın sansürlendiği oldu mu? Olmadı ama yazı işleri müdürü bunu koyma bunu koy der yani. Gider yani. Hakkıdır ya. Ama yani mesela politik olarak ya bunu koyma der mi? Ya demez mi? Hangi yazı işleri müdürü demez? Dedi mi? Öyle söyledi. Demiştir yani. Şu demek yani. Ben olmadığın zaman demiştir. Çünkü sen bir vazife yapıyorsun. Sen istihbarat defterinde yazılan bir yere gidiyorsun. O gazetenin ihtiyacı olan şeyler yazıldır oraya. O gazetenin onları yapıyorsun, veriyorsun. Bitiyor senin için. Hiç istihbarat teşkilatları sizle iletişim kurdu mu? Ver bakalım şu fotoğrafları dedi mi? Demedi. Dese verir miydiniz? Kimin istediğine bağlıdır. ama pek değmezlerdi biliyor musun? Çünkü ben Time'ın muhabiriydim. Evet. Politik olur. Tabii. Bir izleyicimiz Togay Doğan diyor ki, Güneşe Doğru filminde ve Üsküdar'a Giderken isimli dizide yer almıştınız. Başka dizi sinema projelerinden teklif gelse değerlendirmeyi düşünür müsünüz? Geliyor mu teklif? Yahu işte şimdi bir sürü filmde oynadım biliyor musun? Öyle mi? Doğru, ben görüyorum ara sıra. Ha işte o kaç para kaç milyon bilmem ne var. O çocuk iyi çocuk o. Fransa'da okudu o. Evet. Strasbourg'da tanıştım onunla. İşte bir küçük giden yollar şeyler ve roller veriyorlar bana. Para da almıyorsun yani gırgırına. Bedavaya giriyorum. Hoşunuza gidiyor mu? Gider. Herhalde gider ya. Bak. Nereden bu? Durduralım bakalım. Üsküdar'a giderken bu. Üsküdar'a giderkendeki şeyiniz. Belki Üsküdar'a gelmemiz. Dizinin jeneriği sanırım bu. Değil. Emin misiniz oğlum? Memlekette başka fotoğrafçım yok. Bu adam bildiğin yaşlı ya. Şişt. Evet baba ya. Rüya gibi takım oluştur. Ondan sonra fotoğrafçı da patlar. Benim K profilim daha iyi. Ben böyle duracağım. Amca. Sığdırabildin mi bizi? Aynı kadrajdayız değil mi? Hiç merak etme, sığdırıyorum. Hepiniz giriyorsunuz. İnandırıcı değil ama. Üsttekine basacaksın amca. Evet. Ne diyorsunuz? Hatırladınız mı? Tosunluk her gün bize geliyor. Efendim? Necdet Tosun'un oğludur o. Öyle mi? Ha. Necdet Tosun'u hamamda çekmiştim. Hamamda yıkanırken çekmiştim. Yani Ara Bey zor olmadı ya, kimleri hamama götürdüm seni? Tenisi Williams'ı götürdüm ya. Tenisi Williams'ı aldım Türk hamamına götürdüm gece saat 2. Açık bir adam. Haçtırttım. Tellak mellak geldi. Tellak mellak geldi. Kese yaptırttık herifi falan. ne matrağa bak ya. Daha Richard Harity diye başka bir herif vardı. Tenisi Williams'ın oraya götürün. Onu Ertuğrul Özkök şeyde görmüş. Amerika'da görmüş o fotoğrafları. Evet, biraz sizin bu şeyi geri alalım. En baştan biraz sizin fotoğraflarınızı biz değerlendirdik. Onların üzerine konuşalım ilk baştan. Bu çocuk o kadar zamanımız var mı? Var. Biraz daha gayet bu program geniş bir program. Uzun uzun konuşuyoruz böyle. Televizyondayız diye acele etmiyoruz programda. Ara Bey. Buyurun. Okuyalım bir şöyle. Evet. Ha, dadı. İşte bu benim dadım. Ben de o da benim. Düşünsene. Şimdi bak sen sanki onunla konuşuyorsun gibi oluyor. Değil mi? Ama çocukluğunuz bayağı şirinmiş yani gördüğüm kadarıyla.
Öyledir, öyle. Evet. Dadınızın adını hatırlıyorsunuz. Neydi? Unuttum. Unuttunuz. Bak bu daha büyüyüncesi. Evet. Elinizde çiçek var. Bak bu kuzenim Mayda ile beraber sinema, 35 milimetre sinema ile başlamışım bak. Evet. Kaç 35 milimetre. 9-10 gösteriyorsunuz yani. Değil mi? O zaman daha 16 milimetre yoktu biliyor musun? O küçük direkt şeyleri 35. Yoktu. Burada fotoğraf basıyorsunuz. Burada agrandisör, federal marka bir agrandisörüm vardı. Babamın eczanesinin üst katında kendime karanlık oda kurmuştum. Bu askerliğimi yaparken, yedek subaylığımı yaparken. Nerede yaptınız? Çorlu. Çorlu. Bayağı şey, yakışıklı ve havalı gözüküyorsunuz yani şeyde. Ne kadar askerlik yapmıştınız Ara Bey? İşte yedek subaylık. Bir sene. Bir sene. Evet. Devam edelim. Ben gittim uzadı. 6 aydı. Ben gittim Antarktika. Burada artık fotomuhabirliğe başladığım zaman, o zaman makineler böyleydi bak. Evet. Ampul flash kullanırdık, düşünsenize. Nerede burası, hangi gazete? Bu benim yazıhanem mi? Yazıhanemiz. Okuyalım. Evet, gerçekten bunlar bir tarihin fotoğrafları. Burası Afrodisyas'ı bulduğum yer. Burası Afrodisyas'ın agorası. Siz mi bulmuştunuz? Afrodisyas'ı ben buldum. Neydi hikaye? Bir hatırlamayanlar için. Ya ben oraya... Bunun kocaman kitabı çıktı. Evet. Yapı Kredi'de çıktı. Şöyle bir kitaptır yani. Büyüktür. Bu aşağı yukarı Efes'ten daha... Bence Efes'ten daha mühimdir burası. Ama biraz içeride kaldığı için... Rastlantı eseri mi bulmuşsunuz? Nasıl bulmuşsunuz? Şimdi Adnan Menderes devrindeydi. 1900... Biraz evveldi yani şeyden, ihtiyacından biraz evveldi. Kemer Barajı açılıyordu. Fransa'da bir baraj yapmıştı orada. Kemer Barajı'na gidip onu çektik. Tersti filan falan. Neyse, vakit geçti. Şoför, gittim işte şeyden, şoför almıştım belediyeden filan. Aydın Belediyesi'nde, Nazilli'de çünkü herif. Evet. Baraj. Gittik. Barajı çektim. Renkli filmi orada bitirdim. Ondan sonra aşağı indim. Kavga çıktı şoförde aramda. Çünkü çok vakit geçirdim onu çekerken falan. Adam da eve gideceğim de karım da randevum vardı da bilmem ne filan dedim. Ama Allah'ın dağındayız. Artık yani baraj maraj falan. Çok kilometrelerce uzaktayız. Neyse. Bu sinirlendi, binirlendi. Sonra yolu kaybetti abi. Kayboldunuz. Kaybolduk biz şimdi. Gece oldu. Saat 11. Kapkaranlık bir gece. Zifir. Anladın? Bir tek yıldız gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. O koskocaman kayalar sanki canavarlar gibi üstümüze geliyor. Böyle virajlı yerlerden filan. Dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Kayboldu herif. Şey, kaybetti yolu. Ondan sonra... Siz ikiniz varsınız arabada. Şoförle siz. Ben, değil mi? Ondan sonra ben dedim sinirlenme, beni de sinirlenme, kavga etmeyelim. Bizim kafamızı şey etmeyelim. İlk köye gideriz, yarın sabah erkenden döneriz. Ne var ne yok? Yani,